Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed. Ve seyyidina Adem'e ve seyyidina Nuh'un ve seyyidina İbrahim'e ve seyyidina Musa ve ma beynehum. Minen nebiyyine vel mursaline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Cibril ve seyyidina Mikail ve seyyidina İsrafil ve seyyidina Azrail ve hameletil arş ve alel melâikete vel mugarrabine ve alâ cemil enbiyâi vel mursalin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Sübhaneke la ilme lena illa allemtena inneke entel alimun hakim. Bugünkü sohbetimizin konusu inşallah ilim ile amel etmek, ilim öğrenmek, öğrendiği ilim ile amel etmek. Enes bin Malik, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: alimler hükümdarla düşüp kalkmadıkça ve dünyaya dalmadıkça peygamberlerin vekilleri, sözcüleridir. Alimler hükümdarlarla düşüp kalkmadıkça, dünyaya dalmadıkça peygamberlerin vekilleri ve sözcüleridir. Fakat dünyaya daldıkları takdirde peygamberlere ihanet etmiş olur. O zaman onlardan uzak durunuz. O alimlerden uzak durunuz. O alimlerden sakınınız buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Derda radıyallahu anh'ın belirttiğine göre insan talebe olmadıkça, bildiği ile amel etmedikçe alim olamaz. Bilmeyene bir kere bilip de bildiği ile amel etmeyene 7 kere yazıklar olsun buyuruyor Ebu Derda radıyallahu anh. Nitekim yine Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, kıyamet günü bana ya Üveymir ne öğrendin diye sorulmasından değil de, ya Üveymir hangi bilginin gerektirdiği ameli işledin diye sorulmasından korkuyorum der. Hazreti İsa radıyallahu anh, kim hem öğrenir hem bildiğine göre amel eder ve hem de bildiklerini başkalarına öğretirse, gökler aleminde büyük olarak anılır. Gökler aleminde büyük olarak çağrılır. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh, Abdullah bin Selam'a radıyallahu anh, ilim adamları kimlerdir diye sordu. Abdullah radıyallahu anh da ona, bildikleri ile amel edenlerdir diye dedi. İlim adamları kimdir ey Abdullah diye sorunca Hazreti Ömer radıyallahu anh, bildikleri ile amel edenlerdir dedi. Arkasından Hazreti Ömer, peki alimlerin sinelerindeki yani hafızasındaki